Herkese selamun aleyküm. Bugünkü konumuz benim Mercedes'in GLC'nin şifreli bujonları yok. Şimdi gerçekten garajdan çıkınca mı böyle mi çıktı fabrikada bilmiyorum. Ama şifreli bujon yok. Jantlarda şifreli bujon yok. Bu eksiklik bir şey, normal değil. Şimdi ben arabayı sıfır almadım, ikinci el aldım. Belki de benden önceki sahibi ya kaybetti ya da kırdı ya da bir şey yaptı, kesin bir şey söyleyemem. Ama şifreli bujonlarımız yoktu. Ben de gittim Mercedes'ten şifreli bujon aldım. Ve bugün şifreli bujonları benle Yaz birlikte değiştireceğiz. Değil mi Yaz? Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bizim şifreli bujonlarımız bunlar. Bunu daha 2 gün oldu aldım. Havalar bayağı bir kötüydü. Yağmur falan vardı. İşte bugün takacağız Eyaz'la. Şöyle kutusunda çıkıyor. Şifreli bujonlarımız böyleymiş. Üzerinde zaten Mercedes de var. Amblem duruyor. Bir de aklınıza bulunsun, bunu güzel bir yere saklayın. Bir de şunu da saklayın, bunun içinde yapışkan şifresi var. O kağıdı söküp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz ya da arabanın karnesine yapıştırabilirsiniz, arabanın kitabına, defterine. Diyelim ki şifreli bujonumuz kırıldı. O numarayı Mercedes'e götürüp yenisini tekrardan alabilmeniz daha kolay oluyor, daha rahat olur. O yüzden bunları güzel bir yere saklayın. Şifreli bujonlar arabada ne kadar önemli ve ne kadar da kötü yanı var. Şimdi iyi yanı, jantlarınızı koruyor çalmaya karşı. Kötü yanı ise, bazen olur ya, lastikleri değiştirirken garaja bırakıyorsunuz arabanızı. Adamlar ya fazla sıkıyor ya da fazla açarken sıkı oluyor, kırılıyor ve bu da size masraf oluyor. O yüzden bu şifreli bujon da kırıldığı zaman, şimdi anahtarı burada. Şimdi bu kırıldığı zaman da öyle kolay kolay açamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? İlla gidip Mercedes'ten yenisini almanız lazım. Kötü yanı bu. Ama size tavsiyem, bunu takarken yani gücünüzü denemeyin. Normal sıkın. Diğerlerini zaten istediğiniz kadar sıkabilirsiniz ama bunu normal sıkıp bırakıyorsunuz. Fazla zorlamaya gelmez. İkinci şey, bize 17'li anahtar lazım. Az önce kofu açtım, baktım. Sadece yolda lastiğiniz patlarsa ona göre bir musu var. Sizi idare edecek bir şey ve lastiği şişirebilecek bir şey var ve ondan başka hiçbir şey yok. Yani jantlarınızı açacak anahtar bile yok. Eski sahibi ne yapmışsa artık, yani eski sahibine buradan selam yolluyorum. Bujonları açacak anahtar yok. Çok saçma. Neyse, şimdi ben zaten hepsini tek tek gevşettim. Ondan sonra şöyle, gördüğünüz gibi bir tanesini çıkardık. Ondan sonra şuradan bir tane alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla sıkmıyorum. Yani yanlış anlamayın, böyle elle sadece sıkıp bırakmıyorum. Ondan sonra anahtar zaten var. Ondan sonra bununla sıkacağız, değil mi? Sen sıkacaksın mı? Şimdi sık bakalım Eyaz. Aferin. Biraz daha sık sık bas 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 bas. Tamam. Bekle. Sık, yavaşlana, sık. Sık. Tamam.
Gördüğünüz gibi hepsini taktık. Bitti. Belki buradan görebilirsiniz. Size tavsiyem şunu, takarken yerine bak görüyorsunuz bayağı bir oynuyor. Bunu sıkarken çok dikkatli olun. Bu az bir şey geri bile gelmiş olsa, az bir şey yana bile kaysa, sıktığınızda şu içindeki dişleri kırabilirsiniz ve bu da başınıza büyük bir dert olur. O yüzden kibarca sıkmaya çalışın. Kırmamaya çalışın. Çünkü bu sürekli lazım olacak. Garajcılara da, gerçi bilen vardır ama bilmeyenlere de söyleyin ki çok fazla sıkmasınlar. Çünkü bir başkaki sefere açılmayabilir ya da kırılabilir. Bu da sizin cebinize zarar. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Kısa bir video çekmek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.